Evet. Cevabını bekliyorum. Validem. Yanlış yapıyorsunuz. Günah mı alıyorsunuz? Ben suçsuzum. Her bir satırını okudum Hürrem. Aranızda olup bitenler aşikar. İhanettir bu. Hayır, asla. Evlatlarımın üzerine yemin ederim. Ben hünkârımıza ihanet etmedim, edemem. Bu ne o vakit? Leo. Biz aynı köyde büyüdük. Çocukluğumdan beri tanırım. Tatarlar ailemi öldürüp beni kaçırınca ayrıldık. O beni öldürmemiş. Ben de onu. Yıllar sonra kader işte. Tesadüfen karşılaştık sarayda. Birden karşımda görünce şaşkına döndüm. Derhal gitmesini istedim. Hatta altın bile verdim. Git buradan. Benden uzak dur dedim. Size yemin ederim. Benim kalbimde tek bir aşk var. O aşk hünkârımıza duyduğum aşk. Aşkın yalanmış meğer. Hayır, değil. Bana inanmıyorsanız Nigar Kafa'ya sorun. En başından beri şahit. Yeşim taşı tesbih. Koy şuraya. Sonra da çık git. Gülşah. Nigar Kalfa'nın şahitliği kimin umurunda? Neler olduğu aleni yazılmış burada. Sadece Nigar Kalfa değil. İbrahim Paşa'mız da şahit. İbrahim mi? Evet. O da masum olduğumu biliyor. Lakin bana karşı kullandığı bu meseleyi. Tüm gerçekleri bilmesine rağmen üzerime gelmeye devam etti. İftira attı, tehdit etti. Ne yaptı biliyor musunuz? Leo'yu zehirleyerek öldürdü. Hem de bunu bana yaptırdı. Masum zavallı bir insanın kanıyla lanetledi beni. Yeter artık, sus. Hünkârımıza ihanet etmiş olsaydım en başta İbrahim Paşa gidip anlatmaz mıydı? Hadi. Çık, çık dışarı. Ama sustu. Çünkü o da masum olduğumu biliyor. Çık dedim sana. Gözüm görmesin seni. Validem. 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 Validem.
Validem. Çabuk hekim çağırın. Allah'ım sen koru. Hayatım. Validemiz birden yere düştü. Sen aldın değil mi? Neyi almışım? Ne diyorsun? Bal gibi de biliyorsun. Ver çabuk şu defteri. Ben defter falan bilmiyorum. Çekil git başımdan. Bana yalan söyleme. Vallahi elimde kalırsın. Ne oluyor burada? Sizden çalıp sakladığı defteri soruyor sultanım. Demek şu mesele. Hani sende değildi? Hani sen almamıştın? Yine arkamdan iş çevirdin Nigar. Sultanım, ben de sonradan buldum. Evet, tabii kesin öyledir. Defteri arıyorsan burada değil. Validemize teslim ettim. Koşun, valide sultanımız rahatsızlanmış. Ne olmuş? Çok hastaymış. Allah yardımcısı olsun. Acele edin, çabuk aniden yere düşmüş. Geç. Ben alırım validemi. Nasılsa sen okudun. Anlatsana. Ne yazıyor defterde? Malumatım yok sultanım. Okumadım. Hala sultanını koruyorsun. Ama bitti Nigar. Onu artık kimse koruyamaz. Ne oluyor? Bu sesler ne? Ne oluyor? Niye koşturuyorsunuz? Valide sultanımız rahatsızlanmış. Gülhan nerede? Tillahi lazım olduğunda ortalıkta kaybolurlar. Ay. Sultanım. Hekim kadın içeride. Şimdi girmeyin. Nesi var?
Tillahi bilmiyorum. En son sultanımla beraberdi ama... Ne yaptın validemize? Ne dedin de fenalaştı? Ben bir şey yapmadım. Birden kendi düştü. Bu haremde ne oluyorsa benden biliyorsunuz zaten. Yalan söylüyorsun. Kesin senin yüzünden oldu. Şu defter yüzünden değil mi? Ne diyorsun anlamadım. Nigar'a saklattığın defter diyorum. Sultan Hazretleri, Viyana'nın surlarını aşmak kolay olmayacak. Fakat sizin efsane olan lağımcılarınız ve güçlü toplarınız en kuvvetli silahlarınız. Osmanlı'nın düşmanı olmak hiç istemezdim. Hünkârım, büyük muhasara toplarını getirememiş olmamız epey mesele çıkartacaktır. Merak etmeyin paşa. Büyük toplarımız olmasa da topçularımızın gereğini yapacağından şüphem yok. Şarken'e gönderdiğimiz mektuptan bir haber gelmedi mi? Ulaklar mektubun henüz ulaştığını söylediler. Birkaç güne cevabı gelir. Ama ben müspet olmayacağına eminim. Fazla zayiat olmasın. Şehri boşaltın, teslim olun dedik. Haçlılık Ferdinand'la Şarken bunu kabul etmeyecektir. Sultan Süleyman, eğer savaşmadan Viyana'yı teslim alırlarsa... halkın şehri terk etmesine izin vereceğini yazmış. İmparator Hazretleri, prenslerden beklediğimiz destek olmadan ne kadar dayanabiliriz açıkçası şüpheliyim. Bana güven. Budweis'te toplanan mecliste Bohemyalılar söz verdi. Sultan Süleyman Avusturya topraklarına ayak bastığı anda yardım gelecek. Bunun için de destek birlikler Linz'e kadar gelip yerleşecekler. Osmanlı ne kadar burada kalacaksa onlar da oradan kıpırdamayacaklar. Asla başımızı eğmeyeceğiz. Ve teslim olmayacağız. Ne demek bu Nigar? Defteri sen mi verdin Bayda'ya? Vallahi benimle bir alakası yok. Maydevran yalan mı söylüyor? Sendeymiş defter. Bendeydi doğru. Lakin odamdan çalmış. Kim? Gülşah. Defteri neden getirmedin bana? Başkasının eline geçmesin diye sakladım. Bahçeye gömmüştüm. Odamdan aldı dedin? Hatice Sultan'ın sarayına yolladılar beni. Giderken yanıma alayım dedim. Niye saklıyorsun peki? Neden yok etmedin? Aklıma gelmedi ki. O telaşla gömmüşüm. Kimi kandırıyorsun sen? Aklınca bana karşı elinde tutmak istedin değil mi? Sultanların en meleği. Gül'a. Neredesin sen? Hatice sultanımızı getirmeye gitmiştim sultanım. Hayırdır? Felaket. Nigar, o defteri bana getirmeniz lazım. Bunun bir tek yolu var sultanım. Neymiş o? Dahi Hatun. Devran. Nesi var? Biz de bilmiyoruz sultanım. Hekim kadın başında. Bekliyoruz. (Gülüyor)
Halide. Hekim kadın. Vaziyeti kötü mü? Sultanım, kalbi zayıf düşmüş. Vaziyet ciddiyetini muhafaza ediyor. Gerekenler yapıldı sultanım. Bekleyeceğiz. Validemiz neden bu hale geldi? Hürrem yüzünden. Ne olacak şimdi? Bundan böyle huzur yok ağam. Haremde kan gövdeyi götürecek. Deme öyle. Vallahi kalbim sıkışıyor. Dediğim gibi zinhar karışma bu işe. Uzak dur. Ne var o defterde anlamadım ki. Bilme daha iyi. Sen ne yapacaksın? Hatice Sultan validemiz düzelmeden gitmez bir yere. Mecbur ben de burada kalacağım. Hürrem. Sultanım. Demek geldiniz. Ne acı validemiz. Kes sesini. Duydum ki validem senin yüzünden can çekişiyormuş. Kim diyor bunu? Yalan. Ne yalanı? Geldiğinden beri huzur nedir bilmez olduk. Önce Mahidevran'a saldırdın. Onu hünkârımızın gözünden düşürmek için her türlü hileyi desiseyi çevirdin. Başardın. Sonra da İbrahim'le bana saldırdın. Bizim saadetimizi bozmak istedin. Şimdi de valideme. Sultanım, bu savaşı siz başlattınız. Ben başlatmadım. Ben sadece evlatlarımı ve kendimi koruyorum. Kimi kimden koruyorsun sen Hürrem? Hala anlamadın mı? Senin evlatların benim ailem. Onların tırnağı kadar kıymetin yok senin. Dua et Hürrem. Dua et ki validemiz iyileşsin. Şayet ona bir şey olursa doğduğuna pişman ederim seni. Kimseyi almıyoruz içeri. Lütfen dairenize dönün. Valide Sultan için değil, senin için geldim. Allah'ım, sen validemizi bize, torunlarına bağışla. Başımızdan eksik etme ya Rabbim. Amin. Ona bir şey olursa ne yaparım? Halimiz nice olur? Mustafa mı? Beni kim korur? Neler diyorsun sen Mahidevran? Sultanım, Allah gecinden versin ama. Validemiz ölürse biz yalnız kalırız. Hürrem ne yapar eder kurtulur bizden.
validem can çekişirken sen bunları mı düşünüyorsun? Yazıklar olsun. Ya şimdiden öldürdün onu, kendi derdine düştün. Sultanım, affedin ama kendimi bu düşünceden alamıyorum. Bu ihtimal çok korkutuyor beni. Korkma. Sadece dua et. Validemiz iyileşecek. Annem iyileşecek. Vah vah. Koskoca valide sultanımız ne hale gelmiş. Görüyorsun değil mi? Validemiz iyi olacak. Olmayacak da hayat. Validemiz yaşlandı. Bir ayağı çukurda artık. Bugün değilse yarın hakkını rahmetine kavuşacak. Malum. Ölüm Allah'ın emri. Öyle değil mi? Sultanım. Bana bir diyeceğiniz olduğunu söylemiştiniz. Söylüyorum işte. Valide toprak olup gidince buralar çok değişecek. Harimi başka biri yönetecek. Sence kim yönetecek? Mahidevran mı? Yoksa üç şehzade annesi olan ben mi? O gün geldiğinde sen ne yapacaksın peki? Evvela seni yolamazlar mı? Nerede kalacaksın? Yaşlılığında rahat edecek misin? Hiç düşündün mü bunları? Dayı Hatun, istersen ben sana saadet dolu bir hayat sunabilirim. Hünkârımızın çatalcada bana hediye ettiği bir çiftlik var. Eğer dediğimi yaparsan senin olur. Kimseye muhtaç olmadan bolluk ve bereket içinde yaşar gidersin. Benden ne istiyorsunuz? Çok kolay. Defteri bana vereceksin. Sultanım, ben... Sakin ol. Acele karar verme. Düşün biraz. Böyle bir teklif her gün gelmez. Sen akıllı bir hatunsun. Doğru kararı vereceğinden kuşkum yok. Nikolaus von Zahn komutasındaki kuvvetler, prenslerimiz hazır olsunlar. Tanrı bizim yanımızdadır. Sultan Süleyman geldiği gibi gidecek. Yenik ve zavallı olarak ebediyen gidecekler.
batıdan onları söküp atmak şerefi bize ait olacak. Zafer bizim olacak. İnancım tam. Hünkârım, taarruz için hazırız. Yüce emirlerinizi bekliyoruz. Paşalarım, beylerim, yiğitlerim. Siz ki nice zaferlerle taçlandırdınız Osmanlı'nın bu şanlı İslam bayrağını. Allah'ın izni, sizlerin inancı ve kahredici kuvvetinizle bu kafirlerin de sonu yakındır. Gazanız mübarek olsun. Anne, anne uyandı. Valide. 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 Allah'a şükürler olsun. Ne oldu bana? Kalbiniz zayıf düşmüş valide. Kaç gündür kendinize gelemediniz. Çok şükür Rabbimiz dualarımızı kabul etti. Zorlamayın kendinizi. Dinlenmelisiniz. Anne, anne! Anne! Valide soldan uyandı. Esma, ne oldu? Doğru mu bu? Doğru sultanım. Kendine gelmiş. İyileşti diyorlar. Aman. Ne güzel abi. Şükür ki iyisiniz. Üzülme İpek kızım. Bir yere gitmeye niyetim yok. Daha buradayım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin valide. Amin. Amin. Hekim birazdan gelir. Sultanım, siz de günlerdir uyumuyorsunuz. Biraz dinlenin. İyiyim ben, bekleyeceğim. Ayrılmam buradan. Git benim meleğim. Gelirsin yine. Bak, iyiyim. Peki. Mahidevran'ın dairesinde olacağım. Bir şey olursa haber verin. Lütfen. Aldı mı yoksa? Merak buyurmayın sultanım. Defter bende. Emniyetli bir yere kaldırdım. İyi. Git bana Hürrem'i çağır. Sultanım,
Hastasınız. Tekrar canınızı sıkmasın şimdi. Onunla aynı çatı altındayken bana huzur yok. Çağır gelsin hemen. Bu taarruz uzayacak paşam. Hava soğuyor, şartlar ağırlaşacak. Yiğitlerimize dayanın deriz. Lakin ne kadar dayanırlar orası meçhul. Yüksek tecrübenize bize söyleyeceğiniz bir şey var mı? Haklısın Vali Bey. Ben de aynı fikirdeyim. Yağmur bulutları üstümüzde. Bunun arkasından kar gelir. Bir an evvel düşürmek zorundayız kaleyi. Ne olacak şimdi sultanım? Bilmiyorum. Ama valide ayağa kalkmadan defteri almam lazım. Aksi halde kimse beni ve şehzadelerimi kurduramaz. Elimizden geleni yaptık defteri bulmak için. Güla her yeri didik didik aradı. Yok olmuş. Valide sultanımız sizi görmek istiyor. Bu kadar çabuk mu? Teklifimi düşündün mü? Çiftliğin tapusunu hazırlattım. İstediğin zaman gelip alabilirsin. Dayı Hatun. Ben bir yere gitmeyeceğim. Burada hünkârımızı bekleyeceğim. Ben ne yapar eder? Bu mevzuda kendimi temize havale ederim. Neden biliyor musun? Çünkü ben masumum. Benim yanımda o. Buyurun sultanım. Geçmiş olsun Faride. Yaklaş Hürrem. Buraya gel. Beni çağırmışsınız. Kararını duymak istiyorum. Gidecek misin? Yoksa ölümünü mü bekleyeceksin? Benden gitmemi istiyorsunuz.
Mehmet'i, Mihrim'i, Selim'i, Beyazıt'ı bırakıp nereye giderim? Nasıl nefes alırım onlar olmadan? Bu mümkün mü? Bu nasıl bir vicdan? Evlatlarımdan, evimden, ailemden nasıl ayırırsınız beni? Onları düşünseydin kendini bu vaziyete düşürmezdin. Validem. Kararın ne Hürrem? Bana onu söyle. Ben Sultan Süleyman'a onun adaletini, vicdanını, aşkına sığınmışım. Eğer cezam ölümse hünkârımın kararı olsun isterim. O yüce makamdan gelecek her şey razıyım, kabulümdür. Daye Hatun. Ne var? Niye geldin sen? Ne vakit gideceğim diğer saraya? Hatice Sultanımız daha burada. Kendileriyle birlikte gidersin. Nigah Kalfa. Leo mevzuunda bir malumatın var mı? Ne biliyorsan anlat. Hürrem Sultan ihanet etti mi hünkârımıza? Hürrem Sultan'ın bugüne kadar yaptıkları malum. Gördüğün kadar görmediklerini de var. Lakin sen de bilirsin ki ne yaptıysa hünkârımıza duyduğu aşk yüzünden böylesine bir aşka, sevdaya ihanet eder mi hiç? Asla. Ben gözlerimle gördüm, yaşadım her şeyi. Kur'an'a el basarım ki sultanımız masum. Sen bilirsin Hürrem. Aramızdaki husumete rağmen sana karşı adil oldum. Canını bağışlamak istedim. Lakin sen elinin tersiyle geri çevirdin. Bundan böyle günah benden gitti. Çekilebilirsin. Buyurun valide. Bu saraydan ancak cenazesi çıkarmış. Vaka gidişat bu. Ben aslanımın, torunlarımın böyle bir hadiseye şahit olmasını istemem. Ne yapalım? Emredin sultanım. Süleyman gelmeden bu kadın gidecek dahi. Uzaklara yollayacağız onu. Çok uzaklara. Hiç kimsenin bilmediği bir yerde. Sesi soluğu çıkamadan çenesi kapalı yaşayacak. Hazırlığını yap. Emredersiniz. Tanrı Türkleri Hristiyanlara ceza versin, onları yola getirsin diye gönderdi. Bunun için onlara karşı savaşmak mümkün değildir. Buna boyun eğip sabretmek gerek. O destek verdiğiniz Papaz Luther böyle diyor. Baş düşmanımız hakkında savaşmak yerine teslimiyet vaaz ediyor. Luther ayrıca Tanrı'nın ileride Hristiyanların çektiği bu acıyı ve cezayı kâfi göreceğini ve Türkleri bu topraklardan geri çekeceğini de söylüyor. Osmanlı'nın hiçbir zaman bütün Avrupa'da ilerleyeceği ve bu toprakları ele geçireceği düşünülmemiştir bile.
Tevrat'ta ve İncil'de bunun işaretleri mevcuttur. Deccal gelecek ve gidecektir. Derhal malumat ver. Hünkârım, zayiatımız gittikçe artıyor hünkârım. Ferdinand'la Şarken de Linz Kalesi'nden dışarı uzatmıyorlar başlarını. Lakin diğer taraftan kuşatmayı sıkıştırmayı devam ediyoruz. Kuleler yıkılıyor. Lakin beklediğimizden daha fazla kaybımız var. Gidişattan hiç memnun değilim. Hava şartları her gün ağırlaşıyor. Bu düşman askerlerinin maneviyatını arttırırken bizim evlatlarımızın, askerlerimizin de inancını kırıyor. Durmak yok. Bu kafirin mukavemetini kıracağız. Kuşatmaya devam. Habsburg soyunun nihayet sonunu getireceğiz. Kaiserlikleri büyük bir hezimetle bitiyor. İmparatorun durduğu Linz Kalesi'ni yerle bir etmeliyiz. Düşmana nefes aldırmadan taarruza devam. Birkaç gün içerisinde bu kale yıkılacak. Ve bizim sancağımız bu kalenin burçlarında sallanacak. Ben çok üzüldüm. Çok endişelendim sizin için. Aslan parçam benim. Korkma. İyiyim artık. Validem, merak içindeyim. Hünkârımızdan haber var mı? İyi haberler geliyor. Hayırlısıyla çok yakında zaferle dönecekler inşallah. Amin. Validem geç oldu. Ben Mustafa'yı yatırayım sonra gelirim. Ne oldu? Hürrem Sultan'ın gidişi hususunda hazırlıkları tamamladık. İyi. Hemen şimdi yola çıkarın gitsin artık. Sultanım, ayak direyecektir. Zorla da olsa gidecek. Nigar Kalfa. Sultanım. Söyle hamama hazırlasınlar. Yıkanıp uyuyacağım. Baş üstüne. Bekle. Ne oldu? Neyin var senin? Yok bir şey. Buraya geldiğin için memnun değil misin yoksa? Haşa sultanım, ne haddime. Üşütmüşüm biraz. Kırgınlık var üstümde. Dinlen o vakit. Hasta olma. Gel. De.
hayatım. Sultanım, valide sultanımızın emriyle geldim. Ne oldu? Yine mi çağırdı yoksa? Hayır sultanım. Kapının önünde ağalar bekliyor. Sizi götürmek üzere bir araba da hazır. Lütfen bir hadise çıkmasın. Sükunetle hallolsun bu mevzu. Emir aldık valide sultanımızdan. Gerekirse zor kullanmak hususunda. Bunu gerçekten yapacak mısın? Bu emri yerine getirecek misin? Validem, bizi çok korkuttunuz. Siz olmadan bu saray bana zindan olurdu. Boşuna endişelenme. Seni ve Mustafa'yı yalnız bırakacak değilim. Validem, merakımı mazur görün. Hürrem'in defterini okuma şansınız oldu mu? Sen bu işlere karışma. Ben gerekeni yapıyorum. Kötü bir haber mi var? Yok. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Gitmeden önce beni görmek istemişsin. Kabul edip geldiğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla rezalet çıkarma diye geldim. Ne diyeceksen söyle. Gitmesem ne yapacaksınız validem? Aslanım döndüğünde defteri ona okutmak zorunda kalacağım. Hangi defteri diyorsunuz validem? Bunu mu diyorsunuz? Sende ne işi var? Bu defter nasıl eline geçti? Bu emri yerine getirecek misin? Hayır sultanım. Alın, bu sizin. Söz verdiğim çiftliğin tapusu. Fazla hafife alıyorsunuz beni validem.
Nasıl ele geçirdin onu? Çaldın değil mi? Ne fark eder? Artık ben de. Bu olmadan hiçbir şey ispatlayamazsınız artık. Bu neyi değiştirir? Anlatırım her şeyi. Okuduklarımı, söylediklerini. Bu çok büyük bir itham valide. İspat etmeniz gerekir. Zaten hünkârımız size inanmaz. Zira aramızdaki husumeti biliyor. Malum, önce atımı öldürdünüz, sonra cariyemi. Diyorum. Bu savaş bitti Kont Wilhelm. Tanrı'nın yardımıyla bu zafer bizimdir. Ekselansları, kuşatma devam ediyor. İyi bir komutan bu şartlarda savaşmaya devam etmez. Sultan Süleyman bugün değilse yarın kuşatmayı sona erdirip ordusunu toplayıp evine dönecektir.
Kafire verdiğimiz zarar ve yüreklerine saldığımız korku yeter. Artık dövme vaktidir. Kuşatmayı kaldırıyorum. Hünkârım, hoş geldiniz. Haremim hazır mı? Sizi karşılamak üzere hazır bekliyorlar hünkârım. Şükürler olsun ki Valide Sultanımız da iyileşti maşallah. Ne oldu, hasta mıydı? Kalbi zayıf düşmüş. O vakit bizi korkutmuştu lakin şimdi eskisinden daha iyi. Has oda başım. Gel bakalım Sümbül Ağa. Biz yokken neler olup bitti tafsilatlı şekilde anlat. İyisin değil mi? İyiyim şimdi. Ayıtat'ın her sokağında büyük eğlenceler var. Herkes zaferimizi konuşuyor. Herkes bu kutlu günü kutluyor. Lakin bu muazzam zaferden daha büyük bir saadet varsa benim için. O da eşsiz sultanımın gözlerine bir kez daha bakabilmektir. Süleyman Han Hazretleri. Validem. Aslanım hoş geldin. Validem az evvel öğrendim ki bir rahatsızlık geçirmişsiniz. Mühim değil. Geçip gitti. Duyunca pek bir endişelendim. Şimdi nasılsınız? Şükürler olsun Rabbime. İyiyim. Gül cemalini bir kez daha gösterdi ya bana. Sebebi neymiş? Neden fenalaştınız? Yaşım kemale erdi aslanım. Bunlara alışacağız. Olacak böyle şeyler. Allah size uzun ömürler versin validem. Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Nigar Kalfa'nın burada olmasını ben istedim. Sarayımızı ancak ona emanet edebilirdim. Bilhassa sizin yokluğunuzda bana yoldaşlık etti. İyi etmişsiniz. Sultanım malum uzun yoldan geldik. Evvela yıkanmak isterim. Elbette. Nigar Kalfa. Paşamızın sevdiği yemekleri hazırladın. Bu gece her şey hususi olsun istiyorum.
sebebi var. Gel eşinizle, can buldum tekrar. Validem, müsaadeniz olursa daireme dönmek istiyorum. Zira ziyadesiyle yorgunum. Müsaade senin aslanım. Lakin münasip bir vakitte seninle konuşmak isterim. Mühim bir mesele. Elbette validem. Ne vakit isterseniz. Koşullar bir hayli ağırdı sultanım. Eylül sonunda varabildik Viyana'ya. Büyük kayıplar verdi düşman. Keza biz de öyle. Hava şartları lehimize olsaydı daha büyük bir yıkım bekliyordu onları. Gerçi istediğimizi aldık. Düşman işgalinde olan Macaristan'ı tamamıyla hakimiyetimiz altına aldık. Bunun son ayrılığımız olması için çok dua ettim İbrahim. Malum. Evlendikten bu yana hep ayrı düştük. Siz merak etmeyin. Bundan böyle daha fazla vakit ayıracağım size. İbrahim. Yokluğunuzda ben çok düşündüm. Esasında korkuyorum. Tekrar aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorum. Fakat... Evet. Söyleyin sultanım. Size bir evlat vermek istiyorum. Affedin sultanım. Sultanım. Vali Bey, sizi gördüğüme sevindim. Nasılsınız? Sağlığınıza duacıyım sultanım. Sizler nasılsınız? Hünkârımız döndü, saadet içindeyim. Malkoçoğlu, sizden bir istirhamım olacaktı. Buyursunlar. Şehzade Mehmet sizi çok sevmiş. Hep sizi anlatıyor. Onun sizin gibi kabiliyetli, bilgili, cesur bir bey tarafından yetiştirilmesini arzu ediyorum. Umarım alakanızı esirgemesiniz. Şeref duyarım sultanım. Hünkâr. Ne çok özledim sizi. Hiçbir şey olmadı Nigar Kalfa. Bir daha da asla olmayacak. Thank you.
Sağ ol Hikar Kalfa. Çekilebilirsin. Hikar Kılıfı. Paşam. Ben şey... eşyalar toplamaya geldim. Bir daha zinhar ben buradayken odaya girme. Böyle gülerken neşeli görmek ne büyük mutluluk. Bakma güldüğüme. Keyfim yok esasında. Hayırdır? Sizin seferden sağ salim dönmeniz için adak adamıştım. Kutsal topraklarımızda Mekke ve Medine'de hayır işleyecektim. Validemiz Şeyhülislam İbni Kemal Efendi'den fetva almamı istedi. Ben de mektup yazdım, sordum. Lakin Şeyhülislam Efendi münasip bulmadı. Meğer köleler, yani hareminizdeki cariyeler kutsal topraklara hayır işleyemezmiş. Bunu duyunca çok üzüldüm. Üzüldüğün şeye bak. İnsan bunun için üzülür, dertlenir mi? Madem hayır işlemek istiyorsun, benden sana müsaade. İstediğini yap. Olmaz ki, yasak. Ben cariyeyim. Hayır işlemem ancak azat edilirse mümkün olurmuş. Madem böyle kutsal bir gayeyi vazife edindin, evvela ben destek olurum sana. Seni azat ediyorum Hürre. Bundan böyle hiç kimse sana köle, cariye diyemez.
beni öyle mesut ettin ki. Paşam, bir şeyler yeseydiniz. Kahvaltı hazır. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Derdin ne senin? Sürekli gözün üstümde. Hissetmiyor muyum sanıyorsun? Af buyurun paşam. Lakin o geceyi silip atamıyorum aklımdan. Hiçbir manası olmayan o geceyi unutacaksın. Sanma ki hep burada kalacaksın Diker Kafa. İlk fırsatta evlendirip yollayacağım seni. Kendi evin, kendi kocan, makul bir hayatın olacak. Ne olur yanımda kalsan? Validemle görüşmem lazım. Beni bekler. Tamam. O zaman ben de lokmalar döktürüp bahşişler dağıtırım. Nereden icap etti bu? Sen beni azat ettin ya. Artık hürüm. Bugün büyük bir gün. Mübarek Mekke ve Medine'ye hayır işlemek nasip olacak Ömer'den. Çok şükür. Validemiz duyunca ne kadar sevinecek. Canını sıktın gibi. Yok bir şey. Çarşıda pazarda konuşulanlar kulağınıza geldi mi yoksa? Kim ne söylüyormuş? Bazı kendini bilmezler, yalan yanlış konuşup fitne fücür tohumu ekmek istiyorlar. Ne konuşuyorlarmış söyle bakayım. Viyana seferimizi zafer havasından çıkarıp halka mağlubiyet olarak yansıtıyorlar paşam. Hayırlı sabahlar validem. Sana da aslanım. Bir mevzu hakkında malumat vermek isterim. Dinliyorum. Hürrem'i azat ettim. Ayrıca Mekke ve Medine'de hayır işlemesi için 150 bin akçe ayırdım. Bu mevzuyla bizzat alakadar olup gereğinin yapılmasını sağlayın lütfen. Nereden icap etti bu? Ben öyle uygun gördüm. Aslanım. Ne yaptığının farkında mısın? Zinhar uygun değil. Görülmüş şey değil bu. Ben haremin nizamını sağlamaya çalıştıkça sen bozuyorsun. O kadın nasıl azat edersin? Sizin o kadın dediğiniz benim 4 evladımın annesidir validem. İsterse 10 evlat doğursun. Bu hakkı ona tanıyamazsın. Sarayın, haremin teamüllerine aykırı. İsyan mı çıksın istiyorsun haremde? Dayı Hatun. Buyurun sultanım. Mekke ve Medine için hayırda bulunmak istiyorum. En kısa zamanda gereken hazırlığı yap. Nasıl olur? Kölelikten bahsedeceksen meraklanma. Bu sabah hünkârımız beni azat etti. Sizlerle eşit değilim. Cariyesi değil. Ne dedi bu? Azat edilmiş. Yalan söylüyor. Olamaz. Mümkün değil bu. Aslanım, seni defaatle ikaz ettim.
Lakin sen hatalarına devam ediyorsun. Hürrem için attığın her adım seni, ailemizi telafisi imkansız hatalara sürükleyebilir, bilesin. Validem, rica ediyorum bu bahsi kapatalım. Zira kararımı sizinle tartışacak değilim. Siz benimle ne konuşacaktınız? Asabım öyle bozuldu ki ne diyeceğimi şaşırdım. Mühim bir mevzu olduğunu söylemiştiniz. Ben buraya seni Mustafa ile Mehmet'in sünnet düğününü konuşmak için çağırmıştım. Malum vakit geldi de geçiyor. Ama şimdi kötüyüm. Asabım bozuldu. Bilahare konuşuruz. Nasıl isterseniz valide. Demek azat edildin. Öyle mi? Öyle. Yüce Rabbim herkesin gönlüne göre veriyor. Şeker Ağa'ya haber verin. Lokmalar dökülsün, şerbetler dağıtsın. Zümbül Ağa. Sultanım. Bunu kızlara dağıt. Ayrıca kimin ne isteği varsa söylesin. Bizzat alakadar olacağım. Allah razı olsun sultanım. Tuttuğunuz altın olsun sultanım. Daya hatunum, ne yapalım? Duymadın mı sultanım? Ne diyorsa yap. Sultanım, bunu nasıl başarıyorsunuz? Neyi? Yani bütün bu olanları. Baksanıza koskoca valide sultan bile karşınızda duramıyor. Bu daha hiçbir şey Gül'a. Yakında öyle bir şey olacak ki yer yerinden oynayacak. Yer yerinden? Aman aman. Nasıl, ne olacak ki? Gülah. Hah, Şeker Ağa. Hürrem Sultan emretti. Derhal lokma dökülecek, şerbet dağıtılacak. Git lokmanı dök, şerbetini dağıt. Hünkârımız Hürrem Sultanımızı azat etti. Artık çareye değil. Bana bak. Buna bir tane lokma verdiğini göreyim. Tillahi şişten geçiririm seni. Aa, benim şişimi biliyorsun. Git! Sen hadi. Gel! Gel söyle! Git! Sen söyleyeyim ben. Söyle! Ben gideyim lokmamı dökeyim. Yer kalfa. Ağlıyor musun sen? Yok, ben şey... Anlat bana, neyin var? Ne derdin olduğunu söyle ki. Bir çare bulalım. Sultanım... Benim ne derdim olabilir ki? Madem öyle, nedir bu hal? Açılmak istediğin vakit yanıma gel. Çekinme. Validem sünnet düğün yapılmasını istedi. Vaktidir elbet.
Şehzadelerimiz hayli büyüdüler. Lakin muhteşem bir düğün olsun isterim. Bütün payitahta yayılsın bu şölen. Aynı zamanda zaferlerimizin de kutlamasına dönüşsün. Bu vesileyle mağlup olduğumuzu düşünen gafillerin de sesi kesilir hünkârım. Bazı gafiller mağlubiyetle döndüğümüzü konuşurlarmış etrafta. Gayemizden bir haber olan ne bilsin gerçeği? Bırak konuşsunlar. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım, paşam. Nasılsınız? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Sağ olun sultanım, siz? Şükürler olsun. Daha iyi olmamıştım. Hünkârım, azat edilmem hususunu validemle konuştunuz mu? Konuştum. İcap eden neyse yapılacak. İbrahim Paşa, içine düştüğüm bu hatadan kurtulmak için çok uğraştım. Ne yaptımsa fayda etmedi. Hiçbir şey size duyduğum aşkı, hürmeti yok edemedi. Bu bir hastalık. Ben de bu amansız hastalığa tutulmuş bir zavallıyım. Aylardır acı içinde kıvranıyorum. Aldığım her nefes boğazımda düğümleniyor. O gece, unutmamı istediğiniz o gece, aklımdan hiç çıkmıyor. Bütün ruhumla, bedenimle size aitim. Bunun imkansız olduğunu biliyorum. Hiçbir umudum da yok. Ama sizden uzakta. Başka bir erkeğin eşi olarak yaşamamı da beklemeyin benden. Bana bir başkası dokunursa ölürüm daha iyi. Paşam, Allah size uzun ömürler versin. Saadet içinde yaşamanızdan gayri arzum yok. Elveda. Hünkârım. Sümbül Ağa. Beni emretmişsiniz. Hürrem'e haber ver, yanıma gelsin. Emredersiniz hünkârım. Sofrayı hazırlasınlar artık. Yemek vakti geldi. Benim iştahım yok sultanım. Canım bir şey istemiyor. Ne oldu? Hasta mısınız yoksa? Hayır, umurum iyi. Hürrem Hatun bugün size selam söyledi. Bir de haber yolladı. Hünkârımız onu azat etmiş. O artık hür bir kadınmış. Hürrem'in en büyük yarısıydı bu. Artık tafrasından geçilmez. Thank you.
Hünkârım, Hürrem Sultanımız gelemeyeceklerini bildirmemi istediler. Ne oldu, nesi var? Hasta mı oldu yoksa? Ha yok, sultanımızın sıhhati iyi çok şükür. Nedenini sordum ama cevaplamadılar. Git çağır, derhal gelsin. Emredersiniz hünkârım. Çalıştınız mı yokluğumda? Denedim. Lakin o keman sizin ellerinizde anlam buluyor. Siz yanımda değilken çalışma arzum kalmadı. Hürrem Sultanımız yanınıza teşrif etmeyeceklerini bildirmemi istediler. Thank you.
Ne demek bu Hürrem? Neden gelmiyorsun? Sana sevgim ve saygım sonsuz Süleyman. Lakin artık gelemem. İstesem de aynı yastığa baş koyamam seninle. Zira bu büyük günah. Ne diyorsun sen? Ne günahı? Beni azat ettin Süleyman. Artık hür bir kadınım. Nikah kıymadan beraber olamayız. Aksi halde bunun adı zina olur.